FETÖ'nün Türkiye'yi jurnallemek için tezgahladığı ihaneti Amerikan konsolosluğunun içinde olduğu ihaneti o gün FETÖ'nün bir numaralı siyasi Ayağı Kılıçdaroğlu nasıl konuşmuş? 20 Ocak 2014'te konuşuyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin uluslararası alanda meşruiyeti tartışılır konuma getirilmiştir. Zaten amaç neydi? Tam da buydu. Tam da buydu değil mi? Uluslararası <laughs> alanda Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ateşe odunu kim taşıyor? Yangına körüyü kim sallıyor? FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Kılıçdaroğlu. Öyle mi demek lazım? Arkadaşlar jandarmayla polisimiz devletin iki kurumu karşı karşıya gelmiştir. Bu böyle neyin nesidir? MİT tırların durdurulması yani Bak işte arkadaşlar ha, buldular. Evet, Geliyor. Kılıçdaroğlu bu işi tam da jurnal bölümünde rolünü alıyor ve oynuyor. Neden? Çünkü FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı bitmedi. Bizim burada en çok söylediğimiz bir şey vardı. Yerel seçimlerde 30 Mart, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde bütün Türkiye'de FETÖ elemanlarına AK Parti adaylarının karşısında en güçlü aday kimse onu destekleyeceksiniz. CHP'nin şansının olduğu yerde CHP'lileri, HDP'nin şansının olduğu yerde HDP'li adayları destekleyeceksiniz. Buna bütün millet şahit bizim. Bunu CHP'ler inkar ettiler. Yalova'da da inkar ettiler. Dayanamayıp isim vereceğim. Çok mahcup olacaklar. Kim kimin arabasıyla hangi köye CHP propagandasına gitti hmm. Fetöcülerde. de. Biz bunları biliyoruz. Adam hala diyor ki yalan konuşuyor diyor Hüseyin Bey diyor. Bize diyor FETÖ'cüler yardım etmedi diyor. Bak bak bak. Bütün Türkiye'de etti. Ankara'da Ankara'dan gördük mesela. Aa, ama en önemli operasyonu şuydu bakınız. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'du. Çünkü 30 Mart yerel seçimlerinde FETÖ Erdoğan'ın aynı yılın 10 Ağustos'unda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk ilk defa seçecekti. Erdoğan'ın aday olmasını engellemek için strateji olarak FETÖ, Pensilvanya'daki elebaşı Gülen, AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesini hedefe koydu. Stratejik hedef. Diğer şeyleri bırakın dedi. İstanbul'u ve Ankara'da CHP almadı. Ve İstanbul ve Ankara'da FETÖ'nün bütün tabanı CHP'ye çalıştılar. Şimdi bakınız. Bunu bizler söyledik, inkar ettiler. Peki ne oldu sonra? Yerel seçimlerden sonra CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde CHP cemaatle ittifak yaptı dedi. CHP'nin ulusalcı kanadından biriniz. Milletvekili. Milletvekili. İzmir Milletvekili. Hem de ne kadar kestirmeden söylüyor. Her ne kadar partimi, parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde CHP cemaatle ittifak yaptı dedi. E, CHP'de demokrasi var. Bunun hesabını sordular. Ve Disipline sevk ettiler. Birgül Hayman Güler'i, o da bunu kendisine ağır buldu. Partisinden istifa etti. Üstünü örttüler. Evet. Kimmiş? FETÖ'nün bir numaralı siyasi kolu, ayağı Kemal Kılıçdaroğlu. Ya organik bütünlük içinde çalıştılar 30 Mart yerel seçimlerinde. 30 Mart gecesinde ben de görevliydim. Burada... Sabah bültenini sunmuştum. E, o gece boyunca Cihan Haber Ajansı, FETÖ'nün yayın organı biliyorsunuz. Hem İstanbul hem de Ankara'da gece boyu manipülasyon yaptı. E, CHP öndeymiş, kafa kafayaymış gibi bir durum gösterdi. İstanbul'da da Ankara'da fark olmasına rağmen. Ben şimdi buradan bakımı savcılarımızdan rica ediyorum. FETÖ ile mücadele ediliyor değil mi? Bu 30 Mart yerel seçimlerinde şimdi yazışmalar çıkıyor ortaya. Baylok çıkıyor, başka şeyler çıkıyor. İtiraflar çıkıyor. Bu konunun üzerinde durulması lazım. Çünkü benim kanaatim bölge imamları, bölge mesulleri, il imamları bunlar CHP'lilerle bu yerel seçimde birlikte hareket etmek konusunda toplantılar yapmışlardır. Bunların itiraf ettirilmesi lazım. Hangi bölgedeki FETÖ imamı hangi CHP'li yetkiliyle görüşmüş bu ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü burası çok önemli. FETÖ'nün bir siyasi ayağı var. Söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekili söylüyor 30 Mart yerel seçimlerinde cemaatle işbirliği yapıldı diye. Kimler bu işbirliklerini oraldılar? Hangi FETÖ'cüler hangi CHP'lilerle görüştüler? Bunların itiraf ettirilmesi, gündeme getirilmesi lazım. FETÖ suçsa, FETÖ bir terör örgütü ise bu FETÖ terör örgütüne siyaseten destek olanlar da suçludur arkadaş. FETÖ FETÖ olmadan önce herkes destek verdi. Söyledim biraz önce Demirel'de, Özal'da, Ecevit'te rahmetler hepsi destek verdiler. Sanatçılar, fikir adamları, gazeteciler kendilerine barış diyalog ödülleri diye yüzlerce kişiye ödül verildi. İşte Süleyman Demirel'e Fethullah Gülen kendi, kendi eliyle verdi. verdi. Evet devam ediyoruz. FETÖ, FETÖ olduktan sonra biz altını çiziyoruz. 25 Aralık 2015'te yani şeyden iki sene sonra 25 Aralık'tan. Hı. 17-25 Aralık 2013. Evet. 2014'te değil. 2016. 25 Aralık 2015'te iyice artık FETÖ'yle mücadele ediyor Sayın Erdoğan. Orada da üzücü durumlar var. En yakın arkadaşları bu Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesine istenilen desteği vermiyorlar. Naresen. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Belki soracaktınız. Eğer Erdoğan olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi FETÖ'ye teslim edecek. Değil mi? Ve Kılıçdaroğlu nasıl oluyor da bu bir hakikatken Erdoğan'ın mücadelesi olmasaydı, Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamki yürüyüşü, meydana çıkışı olmasaydı şimdi Türkiye FETÖ'ye teslimdi. Böyle bir insana FETÖ'nün siyasi ayağı sensin nasıl diyebilir ya? Belki de 17-25'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa Türkiye tamamen bir fetö elinde evet. başka bir tarafa aktarılacak. Ya gezi olaylarında he dönemin cumhurbaşkanı Sayın Gül mesajı aldık dedi ya Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar fetö operasyonuyla. Ya bilmiyorsa yazık yani Sayın Gül bunu anlayamıyorsa göremiyorsa yazık ya mesajı aldık diyor ya gezicilere. Neyse şimdi evet. 25 Aralık. 2015'te 2015. Kılıçdaroğlu ne diyor? Fetullah Gülen ile ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunu soruyorlar hmm. gazetecilerle. Bakalım ne düşünüyormuş. İki sene sonra 25 Aralık'tan 2015 25 Aralık'ında Sayın Kılıçdaroğlu Fetullah Gülen ilgili Fetullah Gülen ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun cevabı ...biz mazlumun yanında oluruz. Her şeyi... ...anlatıyor şu anda. Şimdi Başından beri belgelerle açıkladığınız... Bazı CHP'liler kızıyorlardır. Ya kardeşim... ...2015'te... Nasıl Artık şeyi... ...2015'te bitiyor. Aralık 2006'ya gidiyoruz. Yani 2016 darbeye 6-7 ay var. Darbeye 15 Temmuz darbe girişimine 6, 6 ay varken... Ay. ...bu darbeyi yapan... ...Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşısı için... CHP lideri mazlum diyor ya ve biz onun yanında oluruz diyor. FETÖ elebaşının yanında oluruz diyen FETÖ'nün siyasi ayağı olmaz mı? Heh. Ne kızıyorsunuz? Çıkın deyin ki CHP'li arkadaşlara, seçmenlere söylüyorum. Hüseyin Gülerce bu söylediklerinin hiçbirisi doğru değil. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun böyle bir lafı yok. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti yok. Orada FETÖ'cülerle görüşmesi yok. Yargıda cemaat vardır diyemem diye bir lafı yok. Deyin kardeşim. Belgelerini sunuyoruz. Şimdi en son belge. Geçen haftaki belge. Üç yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapan doçent doktor Fatih Gürsul FETÖ'ye üye olmak suçundan on buçuk yıl hapis cezası aldı. Ya Sayın Kılıçdaroğlu Size 3 yıl baş danışmanlık en kritik dönemde yapan adam FETÖ abisi çıktı. Adamın araştırdılar. Gençliğinden itibaren FETÖ abisi. Nasıl oluyor da FETÖ'nün kozmik bir adamı bizzat Fethullah Gülen'le Amerika'da sayısız görüşme yapmış. Adamın müktesabatı da Amerika'dan geliyor. Bir adam CHP liderinin baş danışmanı oluyor. He? Ve yargıda 13 yıl ceza alıyor. Hiç bunu dillendirmiyorsunuz mesela. CHP'liler ya olmuş bir kaza olabilir insanlık hali mi diyecekler yani. Mesela burada e, arada aklıma gelen birkaç şey daha var. CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada Kanal Türk'ü bugünü ziyareti. Hatırlıyor musunuz Sayın Gülerce? Evet. Yani Kanal Türk kapatılırken FETÖ yayın organı kapatılırken Kılıçdaroğlu burada köye geldi. Kanal Türk binasını ziyarette bulundu. Genel yayın yönetmeniyle konuştu. Görüntüleri var. Girdi Mahmut yayında Tanalılar konuştu sonra. Falan hepsi zaman gazetesine gitti destek verdi. Evet. O Mahmut Tanal bankasaya gitti para yatırdı. Evet. Bir Göstereyim. de bu Enis Berberoğlu'nu da alabiliriz. O da Cumhuriyet Gazetesi e, davasından biliyorsunuz hala cezaevinde. Ekem Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olduğu da çok açık o bu belgeleri. Fatih Gürsul 26. dönem CHP'nin Birinci sıra milletvekili adayı. Hmm. 17-25 Aralık'tan itibaren danışmanı. Operasyonlar nasıl yan yana giriyor? Kılıçdaroğlu Amerika'ya giriyor. Amerika'dan kendisine baş danışman veriliyor. Siyasi ayağı. Bu ne ayak Kılıçdaroğlu? Bu ne ayak böyle? Evet. Evet. Şimdi en çok da bu CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yüklendiği şey ne? FETÖ seni kandırdı diyorlar değil mi? O zaman FETÖ değildi ona kandırma denmez. İyi niyetli herkes destek olur. Peki neden? Ama ama Kılıçdaroğlu kandırılmış mı? Çok açık göz göre <laughs> göre gitmiş.